Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir elmalı kurabiye yapacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Kurabiyemiz için 4 adet elma kullanacağız. Şimdi elmalarımızın kabuklarını soyup rendeleyelim. Elmalarımızın kabuklarını soyup rendeledik ve pişirmek için tavamızın içerisine aldık. Şimdi üzerine 1 çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı kadar da tarçın ekliyoruz. Harcımızı şöyle bir karıştıralım. Ve orta ateşte tamamen suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz. Evet, iç harcımız oldu. Şimdi ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Şimdi kurabiyemizin hamurunu hazırlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine 125 gram tereyağımızı aldık. Şimdi üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Ardından bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı süt, bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı sirke, üzüm sirkesi veya elma sirkesi hiç fark etmez. Elinizin altında hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi harcımızı güzelce bir harmanlayalım. Ardından yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu hazırladık. Toplamda 4 su bardağı un kullandık. Şimdi 2 eşit parçaya bölelim. Şimdi hamurumuzu 2 adet yağlı kağıdın arasına yerleştirerek merdane yardımıyla büyütüyoruz. Evet, hamurumuzu büyüttük ve kenar kısımlarını güzel bir şekilde düzelttik. Şimdi 4 eşit parçaya kesiyoruz. Şimdi her bir parçayı 3'e bölüyoruz. Üzerlerine elmalı harcımızdan ilave ediyoruz. Kurabiyelerimizi rulo olacak şekilde sarıyoruz. Kurabiyelerimizi tamamladık ve fırın tepsimize yerleştirdik. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda pişmeye bırakıyoruz.
Kurabiyelerimiz fırından çıktı ve tamamen soğudu. Şimdi üzerine pudra şekeri ilave ediyoruz. Kurabiyelerimiz servise hazır. Hemen kıvamına da bakalım. Kıyır kıyır ağızda dağılan efsane bir elmalı kurabiye tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.